Sibernetik alanın kurucusu, fizikçi, robotik uzmanı ve bilim insanı İsmail Ebul İz bin Razzaz el-Cezeri. 1136 yılında Diyarbakır'ın Cizre ilçesinin Tor mahallesinde doğmuştur. 1206'da Cizre'de vefat etmiştir. Fizik ve mekanik alanlarına yoğunlaşmış, pek çok ilke ve buluşa imza atmıştır. Robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt Cezeri'ye aittir. Cezeri, kaotik bir dönemde bilimi, teknolojiyi, sanatı ve şehirleşmeyi elden bırakmayan dahi mühendis olarak bilinir. Artuklu Sarayı'nda kesintisiz 25 yıl saray mühendisliği görevini sürdürmüş olan Cezeri, su saatleri, mum saatleri, el yıkama ve abdest alma aparatları, kan almada kullanılan ölçme aletleri, otomatik müzik düzenekleri, çeşitli robotlar, zamanın tarım devriminde çok etkili olan su terfi araçları, su pompalarını çalıştıran makineler, fıskiyeler, sürekli kaval sesi çıkaran tertibatlar yapmış, metal döküm tekniğini bilen dahi bir mühendistir. Cezeri'nin makinelerinden sadece biri su çarkı ile işleyen tulumbadır. Modern mühendisliğin gelişmesine doğrudan doğruya katkıda bulunmuştur. Bu makine, çift etki ilkesinin uygulanması, dönme hareketinin ileri geri harekete çevrilmesi, emme borusunun bilinen ilk kullanılışı olmasından dolayı çok önemlidir. Dolayısıyla buhar makinesinin ve emme basma tulumbanın ilk örneği sayılabilir. Söz konusu makinede akan suyun çevirdiği çark, düşey düzlemde bir dişliği, bu dişi de yatay düzlemdeki diğer bir dişliği döndürmektedir. Yatay dişinin çevresine yakın bir yerde düşey bir pim bulunmaktadır. Bu pime ortası yarık ve diğer ucu yine bir pimle sabitlendirilmiş, bir çubuk geçirilmiş ve bu çubuğa da tulumbaların piston kolları bağlanmıştır. Yatay dişli dönünce yarık çubuk açısal bir hareket yapmakta, piston kolları da ileri geri gidip gelerek tulumbaları çalıştırmaktadır. Pilli su saati. Bundan 9 asır önce El-Cezeri insanlığın çeşitliliğine ve o dönemde İspanya'dan Orta Asya'ya kadar yayılan İslam'ın evrenselliğine duyduğu hayranlığı göstermek için oldukça ayrıntılı olan pilli su saatini tasarlamıştı. İslam dünyasının zenginliğini eserine yansıtmak isteyen El-Cezeri, Arşimet su prensibine, Hint saati ve Hint pili, Mısır zümrütü ankası, Arap figürleri, İran halısı ve Çin ejderlerini takviye etmişti. Peki bu muazzam görsele sahip saat nasıl çalışıyordu? Kale üzerindeki figürün Selahaddin Eyyubi olduğu, El-Cezeri'nin büyük lidere duyduğu saygıyı ifade etmek için kullandığı düşünülüyor. Ayrıca saatte kullanılan unsurlar, ülkeleri ve ticareti de simgelemekte olup, her hayvan bir kültürü dile getiriyordu. Fil kraliyet ve soyluluğu, zümrüdü anka yeniden doğuş ve hayatı, ejder ise güç ve yenilmezliği. El-Cezeri, öncülerinden daha iyi tasarlanmış, daha verimli ve daha yüksek kapasiteli makineler geliştirmek istiyordu. Bu açıdan bakıldığında saatin görüntüsü ihtişam duygusunu uyandırmakla beraber temel özelliği gibi delik bir kasenin düşey batması yerine ağzı etrafında çevrilerek bir saatlik çevrimin tamamlanmasıdır. Bu özellik zaman ölçüm sisteminin kalbini oluşturur. Delikli kase filin karnına yerleştirilen bir su tankının içinde yüzer. Suyla dolan kap yavaşça batarak yana yatar. Bu esnada da kendisine bağlı 3 ipi çeker. Bu 3 ip teker teker bırakılan 30 tane topu, ejderlerin hareketlerini ve kendi etrafında dönen katip figürünü kontrol eden mekanizmaları harekete geçirir. El-Cezeri'nin dehası, çevrim süresinin kasenin dibindeki delikle hassas ayarlanabilmesinde yatar. Kasenin dolması, batması ve yeni bir çevrimin başlaması tam yarım saat sürer. Kase, dibe battığında kuş sesine benzeyen flüt gibi bir ses çıkarır ve zümrüdü anka kuşu kendi etrafında döner. Bu esnada serbest kalan bir top, Selahaddin Eyyubi figürünün arkasındaki kadranı çevirir. Sağa ya da sola doğru dönen Selahaddin Eyyubi figürü, bu hareketleriyle hangi Şahin'in hangi topu bırakacağına karar verir. Şahin'in bıraktığı ağzına düşen topun ağırlığıyla aşağı inen ejder, topu pil bakıcısının arkasındaki vazonun içine bırakır. Bu, pil bakıcısının kolunu hareket ettirir ve topun vazoya girmesiyle bir zil sesi duyulur. Selahaddin Eyyubi'nin yukarısındaki kadranda yarım saatte bir yarıya kadar dolan daireler saati gösterir. Bu hareketler serisi yarım saatte bir tekrarlanarak devam eder. Saatin sabah ve akşam günde iki kere kurulması gerekecekti. Bunun için 30 metal topun ilk yerlerine geri getirilmesi, ayrıca gece ve gündüz uzunluğunun gün ve gün değişmesi sebebiyle bir saat denilen süre farklılık gösterdiğinden su seviyesinin korunması gerekiyordu. Pilli su saatinde yer alan her figürün mekanizmada kendine özgü bir görevi vardı. Zümrüdü anka sesi eşliğinde her yarım saatte bir tur atar. Kadran kaç saat geçtiğini gösteren saat arayüzü. Selahaddin Eyyubi
kolunu hareket ettirdiğinde şahin ortaya çıkar. Kale, olaylar zincirini başlatan 30 saniye topu barındırır. Şahin, kaleden bırakılan top, şahinin kafasının arkasından yol alarak gagasından dışarı çıkar. Çin ejderi, şahinin ağzından çıkan topu yakalar ve file doğru alçaltır. Katip, yelkovan görevi gören katip, her yarım saatte bir tur atarak ilk konumuna gelir. Fil bakıcısı, top ejderin ağzından vazoya düştüğünde kolu hareket eder. Bu son hareket ile bir tur tamamlanmış olur. Zamanlama mekanizması, filin gövdesi içerisinde bulunan delikli kase, saatin zamanlama mekanizmasını ve diğer sistemlerini yönetir. Fillus saatinin orijinalinin 3 katı büyüklüğünde modern bir modeli, dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan Dubai'deki İbn Battuta alışveriş merkezinde bulunur. Ayrıca Gülhane Parkı içerisinde bulunan Profesör Doktor Fuat Sezgin'in çalışmalarıyla kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde Fillus saatinin bir modeli yer alır. Cezerin icatlarından bir diğeri de abdest robotudur. Bir kişinin üstünde duran su deposundan sağdaki sütun boyunca gelen su otomatik kişinin elinden geçerek testiye kadar ulaşır. Bir süre sonra suyla dolan testi ağırlaşarak eğilir ve hükümdarın abdest alacağı havuza dökülür. Ayrıca testide suyun yükselmesiyle sıkışan hava tavus kuşunun ütmesini sağlar. Hafifleyen testi tekrar eski yerine döner. Bu işlem birkaç kere tekrarlanır. Bu arada testten hükümdara dökülen su havuzun içindeki tavus kuşu tarafından otomatik olarak kişinin altında gizli olan depoya aktarılmaya başlar. Bu depodaki şamandıra suyun dolmasıyla birlikte yavaş yavaş yukarı doğru kalkarak otomatik adamın havlu tutan kolunu da hükümdara doğru uzatır. Havlunun uzatılması abdest alma işleminin bittiğini gösterir. El cezeri, robotlar, saatler, su makineleri, şifreli kilitler, kasalar, termos, otomatik çocuk oyuncakları, otomatik yüzen kayık, su tulumbaları gibi çok sayıda buluşa imza attı. El cezerinin yaptığı makinelerin çoğu su ile çalışır. Mekanizmaların su temelli çalışmasının ise basit bir nedeni vardır. Henüz elektrik keşfedilmemiştir. Her mekanizma çalışabilmek için süreklilik arz eden güce ihtiyaç duyacaktır. Özellikle saatler, çalgılar gibi sistemlerde iç denetim mekanizmaları ve sibernetik en önemli konudur. El cezeri aradığı kesintisiz güç kaynağını su ile oluşturmuştur. Su yalnız enerji kaynağı değil, zaman ölçü birimi, akış hızıyla melodi verici ve hatta abdest alma robotunda olduğu gibi bir kişisel bakım robotunun ana çalışma nedenidir. Yapay zeka, bir bilgisayar modelinin insan zekasına özgü nitelikleri olan görsel algılama, ses tanıma, fikir üretme, düşünme, öğrenme, problem çözme, geçmiş deneyimleri saklama, karar verme gibi bilişsel fonksiyonları ve otonom hareketleri göstermesi olarak tanımlanmaktadır. El cezeri, bilgisayarın dayandığı sistemin ve sibernetik biliminin temellerini atarak bilişim teknolojilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayan bilim adamıdır. El cezeri, bilgisayarın babası olarak bilinen İngiliz matematikçi Charles Babbage'den 600 yıl önce aynı sisteme dayalı makineler ve otomatik aletler yaptı ve bunları çalıştırdı. Sibernetiğin kurucusu olarak bilinen nörolog Rose Ashby'den 800 yıl önce sibernetik ve otomatik makinelerin kendi kendine çalışması konusunda bilimsel çalışmalar yaptı. Bu bilimin temellerini attı. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim adamı olan Cezeri, çalışmalarını Artukoğulları Sultanı için yazdığı Kitabül Cami, Beynel İlmi ve El Ameli En Nafi, Fi Sınaetil Hiyel adlı kitabında ortaya koydu. El Cezeri kitabında elini aracın ayrıntılı tasarımını verir. Bu araçların 6'sı su saati, 4'ü mumlu saat, 6'sı ibrik, 7'si eğlence amaçlı kullanılan çeşitli otomatlar, 3'ü abdest almak için kullanılan otomat, 4'ü kan alma teknesi, 6'sı fıskiye, 4'ü kendinden ses çıkaran araç, 5'i suyu yukarıya çıkartan araç, 2'si kilit, 1'i açı ölçer, 1'i kayık su saati ve Amit kentinin kapısıdır. Toplam 300 icadın tasarımı bulunan kitabın orijinali günümüze kadar ulaşmadıysa da bilinen 15 kopyasından 10'u Avrupa'nın farklı müzelerinde, 5 tanesi Topkapı ve Süleymaniye kütüphanelerinde yer almaktadır. Otomasyon ve sibernetik dünyasının başyapıtlarından biri olan bu kitapta dikkat çeken bir başka nokta ise şekillerin 800 yıl önce boyanmasına karşın renklerin canlılıklarından hiçbir şey kaybetmemiş olmasıdır.